bu tükenmişlik hissi dediğimiz şeyi biz nasıl anlayabiliriz? Bunun belirtileri var mıdır? Ortaya nasıl çıkar? Bununla alakalı olarak seyircilerimizin de mutlaka merakla bekledikleri bir cevabınız vardır. Buyurun. Evet, semptomlara bakacak olursak, belirtilere bakacak olursak, şimdi tükenmişlik sendromu literatürde burnout olarak geçiyor. Fakat literatür zaten psikiyatri literatürü çok yeni bir zaman içerisinde yayılmış ve çok eskilere dayanmayan, aslında dayanıp da bu nasıl diyelim, bir bilim olmaya daha yeni adım atmış bir durum, bir kurum, psikoloji ve psikiyatır. Şimdi bu tükenmişlik sendromu burnout olarak geçiyor. Bu belirtileri aslında biz 50 senedir anca inceliyoruz. 1970'lerde hatırladığım kadarıyla bir nörobilimci, nöropsikolog işte böyle böyle belirtileriniz varsa artık bu bir tükenmişlik sendromudur diyor. Fakat ona rağmen, işte 1970'lerde tanısı konulmasına rağmen, Amerika Psikiyatri Derneği dediğimiz kurum aslında bunu bir sıkça olarak da nasıl diyelim, sınıflandırmıyor. Bir sağlık sıkıntısı olarak da, bir ruhsal bozukluk olarak da sınıflandırmıyor. Fakat Dünya Psikiyatri Derneği dediğimiz, hani bu bizim ICD dediğimiz kurum, aslında ulusal sağlık sınıflandırması bunu bir tanı kriteri olarak da, bunu bir rahatsızlık olarak da alıyor. Yani aslında çok çok yeni. Şimdi neden psikiyatriler ve psikologlar bunun altını, yani çok fazla duymayız biz. Benim tanı teşhis koydum yoktur. Yani birkaç kişi vardır anca. İşte sende tükenmişlik sendromu var, veya işte ben bu tanıyı koydum, çok az insan vardır. Çünkü genellikle depresyon ve post travmatik stres bozukluğu dediğimiz travma sonrası stres bozukluğuyla aslında aynı semptomları, hemen hemen aynı semptomları gösterdiğinden biz genellikle işte tükenmişlik sendromu yerine depresyon diyoruz. Tükenmişlik sendromu yerine TSSB demiş oluyoruz. Nedir o? Travma sonrası TSSB. stres bozukluğu demiş oluyoruz. Şimdi bu bizim ülkemizde de aslında yeni. Yani tükenmişlik sendromu, hatta hatırladığım kadarıyla böyle bilindik bir kişi tarafından çıkmıştı. Aa, bende tükenmişlik sendromu var falan diye. Şimdi bu sendroma aslında iş yaşamında daha çok, hatta beyaz yakalılar hastalığı falan derler. Tükenmişlik sendromu diye çok fazla teşhis konulmaz. Zira o kişiler çok çok uzun süreler işe gitmezler. Benim tahminim, muhtemel Amerika'da bunun için, o Amerika Psikiyatri Derneği de bunun için kriterler arasında almıyor. Şimdi depresyon gibi belirtileri vardır ama bu daha çok fizyolojiktir. Bu rahatsızlık biraz daha fizyolojik oluyor. Şimdi ne olabilir? Kronik ağrılar, kronik yorgunluklar ve ağrılar oluyor. Yorgunluk hisseden kişiler, bu sıkıntıyı yaşayan kişilerde daha fazla yorgunluk ve ağrılar oluyor. Yani Şimdi tükenmiş, özür diliyorum, tükenmişlik hissi içerisinde olanlar, tükenmişlik hissine sahip olanlar yorgun ve aynı zamanda vücut ağrılarına sahip oluyorlar. Doğru mu anladım? evet. Şimdi bu Çok depresyonda da ilginç. böyle. Aynen öyle. Depresyonda da böyle. Depresyonda fiziki anlamda tamam bir yorgunluk belirtisi vardır, karamsarlık vardır falan ama ağrı ben çok rastlamadım açıkçası. Yani ama tükenmişlik hissinde ağrıların olacağını da söylüyorsunuz. Evet, hatta şöyle bir şey var. Fibromiyalji teşhis konulanların çoğusunda bu tükenmişlik ya sendromu vardır ya da sendroma yakın bir durum vardır. Hatta fibromiyalji dediğimiz kronik ağrılar, nedeni tam olarak belirlenemeyen, nedeni fizyolojik olaraktan bulunamayan ağrılar vardır. Ve bu seyircilerimiz de hatta katılıyorlarsa bize yazabilirler. Çünkü benim özellikle birkaç senedir çok fazla bu şekilde danışana rastladığım durumlar var, terapilerim var. Sürekli bacağım ağrıyor gibi, sürekli sırtım ağrıyor, kemiklerim çok fazla ağrıyor. İşte aslında şey vardır, depresyonda da bazılarında ağrı vardır ama o akut akuttur. Yani geçer. Bazen kolunda hissedersin, bazen belinde hissedersin, bazen başında hissedersin. Fakat bu fibromiyalji, ama aynı zamanda işte bu dediğimiz tanı kriterlerinde kronikleşmiş yorgunluk ve kronikleşmiş ağrılar vardır. Özellikle İlginç. uyku bozukluğu çok vardır.
bu kişilerde, aynen tükenmişlik sendromu yaşayan kişilerde uyku bozukluğu çok vardır. Ya çok uyurlar ya da hiç uyumazlar. Bu durumda vücudun direnci düşer. İşte çok otomatik uyuyamadığı olarak. Zaman, çok uyuduğu zaman aynen otomatik olarak vücudun direnci düşer. Ve böylece daha çok hastalanır. Daha çok fazla enfeksiyona yakalanır mesela. Yahut çarpıntı vardır, göğsün sıkışması vardır, terleme vardır. İşte tansiyon ya çok düşer ya çok yükselir. Yahut mide ve bağırsakta düzensizlikler ve rahatsızlıklar vardır. İşte bu gibi ciddi rahatsızlıklarla aslında kendisini karşı tarafa göstermeye çalışır. Kendisini göstermeye çalışır beden. Ve bunun yanında duygusal belirtileri de vardır. Bu insanlar sürekli huzursuzlardır. Yani tükenmiş hisseden kişiler sürekli huzursuz hisseder. Ve aynı zamanda ümidini yitirirler. Hayata karşı bakışları artık değişmiştir. Hayattan bir beklentileri yoktur. Yani ki maalesef ki bazı kişiler intihara da kalkışmış oluyorlar. Yani kendilerini nasıl diyelim, artık ümitsiz, kendilerini bir işe yaramaz hissederler. Kendilerini aşırı yetersiz hissederler. Şimdi başkasının, dediğimiz gibi az önce, başkasının şeylerini bize koymuş olduğu hedefler genellikle olduğu için buna ulaşamadığı için o kişiye karşı sinirlilik hisseder. İşte kaba davranışlar sergilemiş olur. Bunun yanında tabii anlayışsızlaşma olur. Anlayış gösteremezler. Sonrasında tekrar suçluluk hissederler. Bunun yanında hayattan tatmin olmama, yediğinden içtiğinden lezzet almama, tatminsizlik olur. İşte duygu durum bozuklukları olur. Bazen bir anda güleriz, bazen bir anda ağlamış oluruz vesaire vesaire. Şimdi bunlar aslında aşağı yukarı depresyonda da olan belirtiler. Ama bunda daha fazla belirgin fiziksel rahatsızlıklar. Aynı zamanda şu var. Biz depresyonu çok depresyona direkt tanıyı koyabiliyoruz, teşhis koyabiliyoruz. Çünkü o insanlar bize genellikle söyleyebiliyorlar. Yani işte şu durumlarda kendimi şöyle hissettim veya işte hiçbir şey yapmak içimden gelmiyor. Tükenmişlik sendromunda aslında şey var. Bu kişi bunun aslında farkında da değil ve nasıl söyleyeceğini de bilmiyor. Onun için genellikle söylenemediği için fiziksel rahatsızlık olaraktan dışa vurumu olmuş oluyor bu hastalığın. Evet, çok ilginç. Ben mesela şimdi siz anlattıkça kendimle de alakalı bakıyorum bir taraftan. Çünkü aynı zamanda sizin söylemiş olduğunuz bazı şeyler tükenmişlik hissi itibariyle söylüyorum. Bende de gözüküyor. Etrafımdaki arkadaşların bazılarında da var. Ama aynı zamanda depresyon belirtileri de bunlar. Birbirinden ayırmakta epey zorluk çekiyorum açıkçası. Siz anlattıkça belki biraz daha aydınlanmış olacağız. Peki bu belirtiler neden çıkar? Sebebi nedir? Bu belirtileri tamam saydınız, sıraladınız ama asıl sebebi nedir? Tam olarak bize biraz daha izah etmiş olsanız, biraz daha somut halde anlatırsanız daha kolay anlayabiliriz. Buyurun. Tamam. Şimdi bunu anlayabilmek için aslında insanın doğasına biraz yönelebilmek lazım. Onu biraz incelemek, irdelemek lazım. Hatta insanın doğası adında Alfler Adler'in psikoloğun bir şeysi var, bir kitabı var. Dinleyicilerimize öneririm. Eğer insanın doğasını, yapısını, insan neden böyle davranır, insan nasıl düşler kurar, insan neden böyle düşünür ve hisseder, bunu biraz daha anlayabilmek için İnsanın Doğası kitabını tavsiye ederim. Şimdi insanın doğasını incelediğimiz zaman biz genelde şöyle deriz ya, insan beden ve ruhtan oluşur. İşte ruh veya zihin diyoruz biz. Bazı kişiler ruh der, bazı kişiler zihin der. Çok çok tartışma konusudur bu. Girmeye gerek yok. Şimdi daha bir derinleştirelim. İnsan ruh ve bedenden oluşur ama bunlar ayrı değildir aslında. Ruh ve bedenin izdivacından oluşur. Ruh ve bedenin birleşmesinden, bütünleşmesinden ve ilişkisinden oluşur. Yani ruh ve beden ayrı iki unsur yahut ayrı iki süreç değildir. Burada Descartes'a gönderme yapacağım. Neyse ki şimdi yaşamıyor da karşıt şey oluşturmayacak diyeceğim. Cevap hakkı doğmayacak ama sonrasından toparlamış okuduğum kadarıyla. Sonradan benim az önce söylediğim gibi düşünmeye başlamış. Şimdi Descartes der ki insan ruh ve beden olaraktan ayrı iki tane tözden oluşur der. Bunlar birbirinden şöyle der.
Bunlar birbirinin aynısı veya birbirinin içine geçmiş değildir. Çünkü ruh düşünemez. Pardon, zihin düşünür ama Zihin beden düşünür, düşünemez. beden düşünemez. Aynen. Evet. Zihin düşünür ama beden düşünemez der. Ama şimdi benim baktığım, gördüğüm kadarıyla ruh, pardon beden, ruhun yani zihnin dışa vurulmuş hali. Yani aslında beden zihnin ağzı oluyor. Zihinde olan, ruhta olan şeyler konuşamadığı zaman beden konuşmuş oluyor. Şimdi burada bakıyoruz, beden ve ruhtan oluşuyor ama beden ruh. Yani onları iki ayırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hani kalp ve kafa izdivacı diyoruz ya, belki de bu demek, beden ve ruhtan oluşuyor. Şimdi biz mesela vücut ve gözden oluşmuyorum ben veya vücut ve ağızdan oluşmuyorum. Çünkü vücudum ağzı kapsıyor zaten. İkisini ayrı söylemediğimiz, nasıl bunları ayırmıyorsak, onları ayırmıyorsak işte beden ve ruhu da birbirinden ayırmamak lazım. Yani dediğim gibi beden zihnin yani ruhun ağzıdır. Beden ruhun bilinçsizce dışa vurulmuş halidir. Şimdi onun söyleyemediğini, zihnin söyleyemediğini söyler bedenimiz. Hatta zihni kolayca kandırabiliriz ki senelerdir gördüğümüz gibi işte bir hikaye uydurursun, insanların gözlerinin önüne serersin, insanlar terörist olurlar gibi. Yahut insanlar şehit olurlar. Bir şey koyarsın. Zihni çabuk şey yaparsın. Kandırabilirsin. Manipüle Ama edebilirsin. aynen öyle. Manipüle edilmesi çok kolaydır zihnin. Ama bedeni kandıramayız. Yani beden heyecanlandığında elleri titrer, terler. Ben üniversitedeyken şey yapacakken, sunum yapacakken İngilizce böyle sallanıyordum sürekli şöyle şöyle. Yani belli ki şeyim yani. Sıkıntı, stres içerisindeyim. Ben bunu ne kadar kapatmaya çalışsam da söylemesem de bedenim bunların hepsini dışa vuruyor. İşte insan terler veya bağırsakları ağrır. Utandığında yüzü kızarır. İşte ben biraz kızardım mesela şey heyecandan falan. Ondan sonra beden şeydir yani çok dürüsttür. Uykusu geldiğinde uyur. Ben üniversitede derslerde uykulardım böyle. Hani bunu şey yapamazsın. Canı sıkıldığında oflar poflar böyle gözleri gider falan filan. Yani işte tükenmiş olunca, tükenmişlik de son nokta, biz bunları söyleyemeyince, dil olaraktan söyleyemeyince beden konuşmaya başlıyor. Şimdi öyle bir konuşuyor ki beden, susturmak ve tedavi etmek zor oluyor. Tükenmişlik sendromu işte aşağı yukarı 6 ay içerisinde insan bu hale geldiyse, gerçekten tükendim diyorsa bunu recover yapmak, yani yenilemek, düzeltmek, aşağı yukarı 2 senesini, 24 ayını alıyor. Bakın tam 4 katı. Yani bizim zaten şeyi 5 katı bizden vakit gitmiş oluyor yani. Oluşmak ve onu recover yapabilmek aslında tam 4 katı bizden zaman almış oluyor bu hastalık. Evet, ama şöyle bir şey var. Şimdi aynı zamanda enerji de gidiyor tabii ki de. Bu kadar şey yapmıyor, olumsuz olmaya gerek yok. Birazdan olumlu taraflarını da söyleriz bunların. Şimdi bir hastalığın amacı vardır değil mi? İşte bir bakteri varsa, bir virüs varsa bir anda ateşimiz çıkar. Hatta ateş olduğu zaman bir yerlerimizden işte patlak verir. Ateş bize çok rahatsızlık vermesin diye. Şimdi bir hastalık varsa aslında hastalığa şöyle bakabiliriz. Daha kötünün iyisi olarak bakabiliriz hastalığa. Çünkü bir şey var ki bizde onu dışarı atmaya çalışıyor. Onunla savaşmaya çalışıyor. İşte aslında tükenmişlik sendromunda bedenin yaptığı da bu. Ama şu var. Üzerini örttükçe, onu biz yok saydıkça bizi ezer durur. Çünkü üzerini örttüğümüz her şeyin altında kalırız. Bakın gerçekten öyle. Hatta şey, şimdi aklıma geldi. Benim kardeşim var. İsmi Büşra. Kulakları çınlasın. Benden 4 yaş küçük. Şimdi herkes şey der. Betül sen çok dağınıksın. Büşra çok toplu. Yalan. Şimdi dinliyorsa bunu dinlemiyorsun. Şimdi çünkü Büşra... Bu sefer de Büşra'ya cevap hakkı doğacak. Büşra neyse onunla konuştuğumuz için problem değil artık. Ya, ablası olunca şey yapabilirim lütfen artık sen susar mısın falan diyebilirim. Neyse çünkü kardeşim Büşra etrafta olan eşyaları toplar başka yere sıkıştırır. Hmm. Bir yere şey yapar onu böyle dürter. Arının altına, alnı altına süpürüyor yani. Gibi aynen süpür. O kadar da şey yapmayayım da acımasız olmayayım da işte toplar. Yani hani bizim eve geldiği zaman benim evime geldiği zaman da bir bakarım etraf ışıl ışıl şeyi bir açarım. Dolabı açarım her şey oraya tıkıştırılmış. Şimdi aslında tıkıştırılmış olması yok oldu anlamına gelmez. O hatta tıkıştıra tıkıştıra daha çok bir anda açtığımız zaman üzerimize gelir. İşte
dediğimiz gibi söyleyemediklerimiz bizi hasta yapar. Dışarı atamadıklarımız, üzerini kapattıklarımız bizi hasta yapar maalesef. Çünkü insan şöyle bir varlık. İnsan sembolleştiren bir varlık. İnsan duygularını sembolize edemiyor o zaman. Ki bu bizim terapilerde, benim BDT, bilişsel davranışçı terapi neyse, bir terapi tekniğinde kullandığım bir şey. Yani senin bu duygun neye benziyor sence? Yani bunu sembolize etmek, şematize etmek. Şimdi insan bunu söyleyemediği zaman kendini daha çok hastalık olmuş oluyor. Hı hı. Ki milattan önce bir düşünür vardı. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Milattan önce olduğunu hatırlıyorum. Yüzyıllar öncesinde. Adam şey demiş. Üç tane şey tedavi şeysi vardır. Şekli vardır. Bir tanesi şeyle işte neydi o? Aletlerle olan tedavi, ki makas diyoruz, biçme, kesme vesaire vesaire. Ameliyattan bahsediyor yani. Bir tanesi bitkiyle, ilaçla dediğimiz tedavi. Diğeri de sözle. Şimdi adamın biri milattan önce bunu çözmüş. Diyor ki sözle bir şeyleri söyle, rahatla. Sözle bir şeyleri söyle, kendi içinde olan her şeyi anlat. Ama şimdi burada bir şey doğuyor. Neden biz sözle ifade edemiyoruz? Yani ifade edemiyoruz ve tükenmiş hissediyoruz kendimizi. Şimdi burada iki tane sözle ifade, iki tane şey barındırıyor. Dinamik barındırıyor içerisinde. Bir, insan neden söyleyemez? Benim okuduğum kadarıyla, yani yıllardır kişilerden okuduğum kadarıyla, kendimden de okuduğum kadarıyla. Bir, karşıdakinin duymasını istemediği şeyleri. Az önce dedik ya, kişi karşısındakinin arzusunu arzulayan bir varlık. Karşıdakinin duymasını istemediği şeyleri söylemez insan. Bu zaten eş ilişkilerinde çok çok büyük sorundur. İkincisi, kendi duygularını tanımlayamaz ve salt bir şekilde karşı tarafa söyleyemez. İşte bu iki durumdan dolayı insan düşündüklerini, hissettiklerini karşı tarafa söyleyemiyor. İster iş yaşantısında, ister aile yaşantısında, eş ilişkisinde, ister ebeveynlikte olsun. Karşı tarafa söyleyemediği zaman işte tükenmişlik sendromunu yaşamaya başlıyor işte. Bunun için biz böyle hissediyoruz. Evet.